Bunu bulmayı bekledim size bu videoyu çekmek için. Gördünüz mü nasıl? Yemeyeceğini umuyorum. Bunlar iyi, bazıları çok iyi yapıyoruz. Şu ortalığı topluyoruz. Odunların vasiyeti öyle dedi. Külleri bu toprağa serdim. Fasulyeler. Taze fasulye yemeğini çok sevenler el kaldırsınlar varmış. Harika bir duygu ya, muhteşem. Allah isteyen herkese nasip etsin. 4 tane elime sığmıyor. Bahçemizden dökülüyor. Günaydın. Yeni bir günden yeni bir video ile merhaba. Dur beni görün biraz da. Merhabalar. Bana günaydın, size iyi akşamlar. Ay, telefonun ışığıymış, korktum. Bir şey yürüyor orada sandım, telefonun ışığı yere yansımış. Evet, size şimdi saat biraz gecikti şu an 8 falan. Bahçemi biraz göstereyim güncel. Bakın portakallarımız oluyor. Maşallah. Şu malçla ilgili size bir şeyler anlatacağım daha sonra. Çok şey öğrendim, çok arkadaşlar. Okuyorum, araştırıyorum, öğreniyorum ve size anlatıyorum. Bayağı boylandılar domateslerim. Ama hiç tık yok. Şöyle bir durum oldu. Dur kendimi göstereyim. Arkadaşlar domateslerimde şöyle bir durum oldu. Domates dışarıya ektiklerim, yani seranın dışına ektiklerimde çiçek var, hiç meyve yok. Seranın içinde ektiklerimde, şimdi göstereceğim, bir sürü meyve var ama kurşuni küf hastalığı oluştu. Onlar da küflendi yani. Hemen gösteriyorum. Bakın seranın içine giriyoruz şimdi. Tabii bu benim acemiliğimden oldu. Tamamen benim suçum. Şuraya bakın bak. Bakar mısınız? Full meyve ama gördünüz mü nasıl çürüklük var? Hem benim çok sulamamdan kaynaklandı. Bu ara hiç sulamıyorum ama yine de yeni çıkan meyveler böyle çıkıyor. Baksanıza ya, bir sürü meyve var ama hiç, hepsi de tırt. Hepsinin içinde şey, hepsi de çürük. Kalsiyum eksikliğinden de oluyormuş. Kalsiyum vereceğim. Yani domateslerinizin içine, altına, toprağına bol bol yumurta kabuğu, yoğurt suyu falan dökün. Kalsiyum iyi geliyormuş domatese, onu anladım. Aha, burada var. Ay Allah'ım, şükür. Ne olursun sen de şey olmasın ya. Çürüklük bakayım, yok herhalde. Bu galiba şey, çeri mi ne bu? Annemin çekirdeğini ayırdığı domatesler bunlar. Çekirdekten ürettiğim. Bayağı çok ektim bunlardan. Görünüyor mu bilmiyorum ya. Kamera kalitesizliğimden dolayı kusura bakmayın. Bak bir sürü meyve var, bir sürü. Hepsi de şey. Hepsi de ölü. O kadar üzücü ki yani. Şuna bakın. Bak hepsi çürüyor. Çiçek burnu çürüklüğü deniyormuş buna. Ziraat mühendisimize Levent abiye sordum. Kalsiyum vermen lazım dedi. Bunların yapraklarına püskürtülen kalsiyum varmış. Ondan getirdi bana. Da pompamız bozuk. Ondan püskürteceğim şimdi. Pompayı yaptırdık daha yeni. Burada da minnoş salatalığımız olmuş. Salatalıkları biraz daha büyüsün diye bekliyorum. Bu sefer o kadar küçük toplamamaya karar verdim. Ve seneye seranın içine hıyar ekmemeye karar verdim. Dışarıdakiler daha güzel oldu çünkü bence. Bu domates türüyle ilgili de işte çok verimli ama böyle bir hastalık oldu. Seneye bundan ekeceğim zaman ona göre önlem alacağım. Hem biraz benim acemiliğime geldi, ben çok suladım. Hem de şeye geldi işte, toprak verimsizliği. Yani daha ekerken kalsiyumunu, potasyumunu güzel güzel vermek lazım şeylerde, domateslerde. İşte bu çiftçilik hep tecrübe arkadaşlar ya, vallahi. Böyle tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum ki siz yaşamayın aynı şeyleri diye. Burada tecrübe konuşuyor yani. Çileklerimi sulamıyorum artık sizin söylediğiniz gibi. Fazla sulamayınca ölmeyeceğini umuyorum. Bunlar iyi, bazıları çok iyi durumda. Fakat bazıları
Jortingenstrasse. Sebep nedir bilmiyorum. Bak bu da böyle. Ama bunu takır takır olmuş artık. Biraz sulayayım bir zahmet. Bak bu da öldü. Neredeyse hepsi öldü ya çilekli. Anam. Bunları sulamamışım. Oy korktum. Ne oluyorsun? Ay şeker geldi ya. Git kız. Git. Bu yurtta hep benim şey serayı. Bak bak nasıl yürüyoruz seranın tavanında. Bizim yaramaz kedi. Ben seranın içine girdiğim an tavanına çıkıyor seranın. Şu üst yaprakları azıcık pörsümüş. Yoksa istemiyor mu? Çok azıcık su vereyim bunlara da. Böyle. Şurada hazır su bekletiyorum. Biraz daha sıcak. Tulumbanın suyu çünkü çok soğuk. Ay şunlara da çubukla destek olayım. Şu aralara da domates ektim. Diğerleriyle aynı domatesten. Bu arada komşumuz Nezahat abla bana domates, ay biberler verdi bir takım. Şunlar renkli bibermiş. İşte siyah miyah. Aa bak çıkıyor işte. Vay. Bakalım ne olacak. Renkli, mor, siyah. Öyle bibermiş ama şeymiş, acıymış. Bakalım. Şu kerevizler de, bak yaprağını buraya attım. Bunlara şey yapacağım. Şimdi malç olarak sereceğim. Bu yeşiller azotlu malç. Azot bakımından zengin oluyor yeşil yapraklar. Kahverengiler karbon bakımından zengin oluyor. Bu da ek bilgi olarak vereyim. Burada kereviz kök vermiyor. Böyle yumru yapmıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu taraflara yerleşeceksiniz. Kereviz yetiştirmeniz zor diyebilirim. Tabii pazarda satıyorlar. Onlar nerede nasıl yetiştiriyor bilmiyorum. O da var. Bakın. Nar çiçeklerime, muhteşem nar çiçeklerim ve fakat bunlarda da böcük var, böcük. Gördünüz mü? Heh, bak gördünüz mü? Hep üstü böcüklü. Maalesef şeker yanıma geldi. Ne oldu kız? Oyun mu oynayacaksın? Ha? Şımarık, niye öyle yapıyorsun? Çadırı yırttın hep seranın naylonunu. Ha? Hep yırttın seranın naylonunu. Hı? Niye öyle yapıyorsun şeker? Hı? Çok mu sinirlendin? Kuyruğunu öyle pat pat vuruyor. Hı? Sinirli. Hı hı. Evet şu anda fıstık çamını görüyorsunuz. Bu fıstık çamından her gün neredeyse bir kozalak düşüyor. Yerden biz o kozalakları topluyoruz. Ayrıca kozalak düştüğü zaman yerlere de saçıyor. Burada var. Birleştirmiş. Bunları böyle topluyoruz. Yere dökülüyor. Böyle üzerinde sanki nasıl diyeyim kül gibi bir şey oluyor. Toz. Siyah bir tozu oluyor bunların. Bu sert bir kabuk. Şimdi kozalağın içindeyken nasıl olduğunu gösterelim. Bu kozalak düştüğünde yere dökülenler. Evet. Evet, kozalak da bu. Kozalağın her bir şeyin arasında ikişer tane şey var, görüyor musunuz? Tohum var. Bu yere dökülen fıstıklardan var. Genellikle tamamı bitmiş oluyor. Ben size ilk defa böyle içinde fıstık olanlarını buldum. Bunu bulmayı bekledim size bu videoyu çekmek için. Şimdi içinden bir tane çıkaralım. Dur şunu çıkarayım, onu da zorlandım biraz. Evet. Ay elim şey oldu. Çam iğnesi oldu. Aynısı zaten reçinesi. Görüyorsun. Aman reçinesi. Böyle. Bunlar çok sert bir kabuk. Bunları taşla tahta arasında kırıyoruz. Şimdi bir tane kıralım. İçindeki fıstığı parçalamadan çıkarıp biz bunları yiyoruz. Yani pilavlarda falan o şekilde de tüketiyoruz. Normal yemiş olarak da yiyoruz. Bayağı bir biriktirdik. Evet, Gürhan değişik bir yöntem buldu. Şu halkanın içine fıstığı koyup çekiçle vurarak kırıyor. Kabuğu çok sert ama çok hızlı vurunca da içi dağılıyor. O yüzden bu şekilde yaptığımızda
Ama tabii tek tek bunları kırmak falan bayağı zahmetli. Ama lezzeti muhteşem. Evet, bir de kabuklu bir şey çıkıyor içinden. Kabuğunu çıkarınca da işte fıstık budur. Bu marketlerde satılan dolmalık fıstık dediğimiz çam fıstığı bizim bahçemizden dökülüyor. Parmağımı da siyah boyadı reçine. İşte böyle. Fıstığın hikayesi de Şimdi buydu. Biberlere bakalım. Bunlar dolma biberler. Çok şahane. Büyüyor. Böyle büyüyüşünü görmek çok güzel ya. Minnacıkken. Şunlar daha böyle küçük küçük. Şimdi bir de diğer tatlı biberlerimize bakalım. Burada birkaç tane görmüştüm. Video çekerken toplamak üzere şey yapmadım. İşte burada. Tatım. Toplayacağım bunu ama. Dur bakalım. Nasıl? Allah. Bu bir. Şurada kocaman var. Oley. Bu iki. Şu minnoşu da alsam mı? Başka? Başka yok. Herhalde ikide kaldık. Dur bakalım. Bakıyorum. Şurada var bir minnoş. Bir minnoş daha geliyor. Bence almalıyım. Çünkü neden olmasın? Oley! 3 başka. Başka göremiyorum. Bu arada diplerini talaşla malçladım. Ha, şu karşıdakinde var. Burada da varmış. İşte biber hasatına da başladık. Harika bir duygu ya gerçekten. Kahvaltı için hıyar ve biberlerimiz her gün salatalık çıkıyor. Bugünkü şey bu kadar. Ama büyüyünce daha çok vereceğini düşünüyorum. 30 tane fide ektik. Şey gitti. Çok kötü oldu nedense. Kabağım. Ama bal kabağı her gün çiçek açıyor. Çok şahane durumda maşallah. Şuradan onu dışarıya doğru gönderiyorum. Oradan gitsin. Çünkü bu çok yapraklarıyla acayip yer kaplayan bir şey. Şuradan yürütecektim ama burada basacak yer kalmaz bu durumda. O yüzden o dışarıya gitsin, uzasın. Ve size esas bombayı göstermek istiyorum. Ta-ta-ta-tam, fasulyeler. Fasulyelerim oluyor. Bakın bunlar da minnoşlar. Yavaş yavaş büyüyorlar. Daha da küçüğünü göstereyim. O da bu. Bakın. Minicik daha. Dur, ters ışık oluyor galiba. Yakında fasulye hasadına da başlarız. Mısır da burada. İkişer tane de koçanları var mısırların. Çok güzel bir şey ya. Bunlar da bebek fasulyeler. Daha büyükleri de vardı. Şurada var fasulye. Bayılırım. Taze fasulye yemeğini çok sevenler el kaldırsın. Babam da çok sever. Şurada bayağı büyümüş var bir tane. Bakın bu bayağı olmuş aslında artık. Toplamalık. Diğerleri daha olmadı ama. Daha bebek. İşte böyle. Olay bu. Bu arada bunların da dibini malçla kapladım. Her yeri olabildiğince talaş ve samanla kapladım. Ve de o mısır kabuğuyla. Talaşı da bizim hemen sokağın başında marangoz var. İstediğiniz kadar alın dedi. Gürhan'la şey yaptık. El arabalarıyla taşıdık. Çuval çuval. İşte böyle. Evet, bu sabah şu biberleri şuraya koyalım. Hıyarlardan neler varmış? Şu yapışak otunu yolalım. Şu ot var ya, gıcık oluyorum. Her yere yapışıyor, kıyafete bile.
Şurada bir aslan yatıyormuş. Bunları uzasın diye bekliyorum ama enine kalınlaşıyor. Bu tür böyleymiş demek ki. Burada bir tane var. Bugünkü sabahki salatalık hıyar hasadımız ve de biber hasadımız da eklendi buna. Her sabahki kahvaltılığımız çıkıyor. Hatta akşam yemeğimiz de çıkıyor artık. 3 kişiye yeterince, yani bir gün yetecek kadar hıyar çıkıyor. 4. Bunlar bekleyince daha da genişliyorlar dediğim gibi. O yüzden artık daha büyümelerini beklemeden topluyorum. Bazen normal salatalık gibi uzamış oluyorlar. Bazen de enine genişlemiş oluyorlar. O yüzden Allah, şuraya bak. Bir sürü oldu. Daha var. Daha var ama nerede? Nerede? Ah nerede? Vah nerede? Bu arada hıyarların dibini de malçladım fark ettiyseniz. Şurada bir tane minnoş var. Bunu da alalım. Lezzetli oluyor bunlar. Tekelle koparması çok zor. İşte burada var. Bir aslan da burada yatıyormuş. Oo. Dur şunu bırakayım. Bir de şurada var. Harika bir duygu ya. Muhteşem. Allah isteyen herkese nasip etsin. Siz uğraştıkça doğa size daha çoğunu veriyor. İşte 3 tane de burada topladım. 4 tane. Elime sığmıyor. Tek elimle yapmak çok zor. Ups. Bu arada buradan bir de karpuz çıkıyor. Daha önce göstermiştim videoda. Ay, alamadım bir türlü. Evet. Şimdi şöyle koyayım. Oo, bir sürü bir sürü. Bu kahvaltıya fazla olur. Akşam yemeğine de cacık olur. Çok güzel oldu. Salataya olur. İşte bugünkü hasatımız da bu. Sevgi ablaya selam olsun. Çok güzel açtı. Verdiği papatya. Papatya mı ne çiçeğiyse bu. Muhteşem oldu. Diğerlerinin de şu soğanların da açmasını bekliyorum sabırsızlıkla. İşte ne yapıyorsan onu çekiyorum şimdi. He. Şimdi bahçemizde şey yapıyoruz. Şu ortalığı topluyoruz. Temizlik için gösterdiğim. Ha, yani işte şunları pislendi otlar bayağı fena halde. Şimdi bunları güzelce biçecek Gürhan. Onun için önce bir mıntıka temizliği yapıyoruz. Şuraları bir toparlıyoruz. Babam o şeyleri küçülttü. Yakılacak çubukları. Bazıları sağlam. Biçmek için, senin için değil. Ha. Şimdi dün ateş yakmıştık. Bu külleri toprağa serpeceğim. Odun külü çok faydalı. Ayrıca da onların vasiyeti öyleydi, şeye serptim. Küllerimi toprağa serptim diye. Ayrıca da onları aşkım güzel bir yere koy da. Ha tamam. Nereye koyuyorsun? Çok güzel bir yer. Onları ben boyayacağım, asacağım. Annemin nereye sevdiği uzun saplı şey. Evet. Ne diyecektim? Küllerimizden yeniden doğacağız. Küllerimizden doğacağız. Neyse, şu bahçe biçilecek bugün. Ayrıca da okuduğum, öğrendiğim şeyleri paylaşmaya sizinle devam. Toprak üretmeye devam ediyoruz. Ben şimdi şu ağaç kabuklarını, Ankara'da pikniğe gitmiştik. Bunları, her yer böyle ağaç kabuğu doluydu. Bunları güzelce topladım. Hatta tek tek parçaladım, küçülttüm, kırdım. Bu ne için? Aslında bu orkide toprağı. Orkide bunda çok güzel yaşıyor. Ama ben bunu, yani orkide ekeyim diye şey yapmıştım. Toprakla karıştırıp orkide ekecektim içine. Karıştırmasanız da olur. Fakat orkidelerim buraya gelince öldü hepsi. Bunları bir tanesi kaldı. Neyse, sonuç olarak bunu kullanmıyorum. Ama bundan harika bir toprak şeyi elde edebiliriz. Toprağa serip hem
şey olur, malç olarak dibini örtmüş oluruz. Hem de bu şeyli, karbonlu kahverengiler karbon sağlıyor toprağa. Bol miktarda karbon sağlamamız gerekiyor. Humuslu toprak elde etmek için bulabildiğiniz bütün organik atıkları şey yapın, kalın bir tabaka halinde bitkilerinizin dibine serin. Ben şimdi hangi birine sersem diye düşünüyorum. Şuraya nasıl olsa yapıyorum diye buraya sereceğim. Şimdi buraya daha önceki videoda görmüştünüz, mısır kabuğu serpmiştik. Şimdi de bu tabii ki çok küçük bir torba, şu kadarcık, bir metre kare yere anca yeter. Ve bu mısır kabuğu yeterli değil. Çok kalın bir tabaka olması gerekiyor aslında. Ama hiç yoktan iyidir. Üst üste tabakaları koyarak kalın bir humus tabakası elde edeceğiz ve toprak elde etmiş olacağız. Bunu her videomda söyleyeceğim. Böylece gübreye de gerek kalmayacak. Çok az gübreyle çok güzel toprak elde edebiliriz. Evet, muzun soyulması. Kuru yapraklarını bıçakla yukarı doğru kesiyor babam. Kesemiyor çünkü bıçak kesmiyor. Şimdi hat diye koparsa şuna zarar verir diye dikkatli yapıyor. Fazla sıyırmamak lazımmış aşağı tamam, doğru öyle. Yok sıyırmıyormuş. Şöyle sıyırdın. Orası da kuru. Dikkat et. Bak altlarda da var. Ben yapayım mı? Neydi kız? Bunları da toprağa koyacağız. Humuslu toprak için. Bulduğumuz tüm organik materyalleri, kurumuş yaprakları, hatta deniz kenarındaki yosunları, her şeyi toprağa serip bundan sonra toprak belleme yok. Toprak belleme derdine son. Ne oluyormuş belleyince? Uğraşıyorsun, yoruluyorsun. Ayrıca da besin uzun vadede soyma baba. Dur be kızım, burası. Besin kaybına sebep Selamın oluyor. Selamın bir kabili. Sen yeni görüyorsun, ben 10 senedir yapıyorum. Ama sen dedin ki kuruları soymayı. Benim her dediğime inanmayacaksın demek ki. Dediğimi yap, yaptığımı yapma mı? Yaptığımı yap, dediğimi yapma o zaman. Neyse işte öyle bir şey. Ya güzel görünüyor. Bak güzel görünüyor gerçekten de. Evet. Hem de bize malt çıkıyor. Ama güzel onlar görünmesinden ya, ziyade bunun sağlığı önemli. Tabii ki. Şey, bu bir gece artı bire düştü. Eksi hiç görmedik. Evet. Bir gece artı bire düştü. Yani eksi gibi, sıfır gibi bir şey oldu. Ama o bunların kurumasına yetti. Normalde buranın şeyi artı 9 en soğuğu. Fakat doğa değişiyor, tabiat değişiyor. Vallahi iklim değişiyor. Her şey değişiyor, bu da değişiyor. Evet. Yoksa şu da var baba. Ben buradan annenin bak resmini koyarım, sana vereyim, bir koy sen bunu. Belki 50 kilo kaldıramadı bile kadın. Ha, evet var resimde. Bende evet. Evet muz. Ha. Sonra muz aldık mı bir daha? Ya ondan sonra annen hastalandı. İlgilenemedik kimse daha. Hiçbir şeyle. Hadi bakayım. Muzun sırası mı? İçine bahçeyenim. Yürüyemiyordu. Ağır kaldıramıyordu. Ondan sonra sinirleniyordu. Öyle ortam olmasın diye hep ben yetiştiriyordum. Nasıl şey yapıyordum. Tıraş ediyor bir nevi. Evet. Şimdi hepsini ayağımın altında presliyorum. Küçülttüm. Ve harika oldular.
sonuç bu. Şu mavi şeyi de çeksek iyi olur. Evet, şurada bir tane dal unutmuşum. Şimdi bunları da domateslerin dibine koyacağız. Oley! Evet. Çim biçme makinesinin İterim. Benzinini doldurduk. Vişne suyu gibi o nasıl bir şey ya öyle? Şeyli yağlı bu Seda. Yağlı olmasa motoru bozuluyor. Ha. Bir kere ben yağsız çalıştığım için bilmiyordum. Ha. Ne oldu biliyor musun? Şeyler neydi ya? Bir şeyleri değişti. Ha. Onlar masraf oldu. Bayağı masraf oldu. Vallahi yani. Mı? Yenisini zaman, alsaydın. Yani yok ya yenisi. O kadar da değil. 150 lira. He. 140 lira ne olduydum aslında. Ama adam dedi. Çok yaşa şey. Aşkım iyi. Evet aşkım kıyafetlerini neyini giydin? Bugün uzun pantolon giymişsin. Ayağını evet, da güzel. Ayağımda iş ayakkabısı. İş ayakkabısı. Bir tek gözde gözlük var. O da azıcık korur yani olsun. Ya, azıcık korur. Yeter o zaman. Neyse yeter. Kalan yani. Bize yeter ne olur. Allah korusun. Evet, yine mi sinayla mı yapacaksın? Hani şeyle yapacaktınız, öbürüyle. Hayır ya, evet. Vallahi taburuya kaçtık. Gürhan bahçenin tozunu attırıyor. Tozu dumana kattı, bir taş fırlatıyor ki sormayın. Ta nerelere kaçtık. Yakından çekemiyorum. Şuraya gel. Bulunmanın oraya git Seda. Ama tertemiz oldu görüyor musun? Böyle aynen. Oldu. Bütün işler gider. Sen ucundan aldıksın. Ama ne bileyim ben çimen olsun dedim. Olmadı. Ha, bırak çimeni. Her yerde geçer yer tutuyor. Burada ot bitmez. Şey, azalır mı ya? Ben de tırmıkladım değil mi? Doğru. Ama işin önemli kısmını sen yaptın. Harika oldu vallahi ya. Oh be. Süper. Öyle işte. Öyle işte. Yani ot suçu falan filan. Falan filan. Evet. Tamam. O zaman dur. Hadi gel. Video sonu yapalım. Biz şimdi buralar acayip toz oldu. Evet. Hem bahçeyi sulayacağız hem de terası falan yıkayacağız. Aynen. Evet, bu akşam oldu, bitti işimiz. Akşam oldu, böyle oldu. Uyduramadı. Evet, babam yürüyüşe evet. Gitti bu arada. Bir arkadaş buldu kendini, hemen ben dedi yürüyüş yapacağım. Var zaten arkadaş. Var da yani, evet. Arkadaşı yürüyormuş. O yoğun istek üzerine yürüyeyim dedi. Evet. Evet. Öyle, o zaman... Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.